Ya biz aslında biz de çok söyledik sana. Kimse... Sonra söyleyebilirsin ama. Kardeşim bak kardeşim. Sen kimsenin kötü duruma düşmesini istemiyoruz. Yaşadığın burada yani. İki haftadır bir tecrübe edindin mi? Evet. O tecrübelerin tamam. Cebine koy. Ona göre tamam. Şimdiden çok sonrasını adımlarını öyle at. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani eğer yaş tahtada yürüyorsan ve yaş tahtadan kaydığını hissettiysen o zaman temkinli yürümeye başla evet. Yaş tahtada ki bir daha kayıp düşmeyesin. Tost vardı ya. Tost vardı ya. 12 saat doldu Murat'a yine. Yine yiyemedim. İki hafta önce Yıldırım aşkıyla giren Gürkan, Dani'yi bırakmam, 60 tane burçak çıksa karşıma bakmam derken ikinci hafta bitmeden özgüven eksikliği yaşıyor galiba. Şey demiyorum bu konuyla ilgili. Ben sana göreceksin dedim daha ilk geldiğim, ne ilk geldiğim değil, şey ikinci geldiğim ya. Gün. Daha bir şey görmedin. Yavaş yavaş görüyorsun, göreceksin bu insanın sana karşı olan davranışlarını diyorum sadece. Ha. 5 kere benim adımı söyleme artık. Muhabbetlerde dememe rağmen konuştum. Gürkan. Söyle. Gürkan. Ha. Gürkan. Ya Burçak bak olay çok başka anladın mı? Olay ben ne? Başka olan ne? Karşımdakini tanımıyorum şu an. Kimi tanımıyorsun? Bir şey hissediyorum. Tamam bir şey hissediyorsun ben de devam et diyorum Gürkan. Bunu benim gözlerim bana göstersin tamam mı? Senin gözlerin ne gösteriyor bak Gürkan? Şu hayatta yaptığım... Ben gözlerinde başka şeyler görüyorum bak, Gürkan yaptığım, şu an. Yaptığım yanlışlar için pişman Gürkan, olmadım. Gürkan ben sana şu an bir beni şey diyorum. Beni bir şey diyorum. Hayır sen beni dinler misin? Yaptığım yanlışlar için ben hiçbir zaman pişman... Ben şu an karşında başka bir şey görüyorum hayır, Gürkan. Hayır sen beni dinle bak. Ya... Gürkan gözlerinde başka bir şey görüyorum. Ne görüyorsun ya? Gürkan gözlerinde başka bir şey ya beni dinler misin? Bak lütfen bak dinle daha da konuşmayacağım. Dinliyorum. Yaptığım yanlışlar için hiçbir zaman pişman olmadım. Ama yanlış insanlara yaptığım doğrular yüzünden... Yine aynı şeye pişman geliyor. Pişman olabilirim. Oldum da geçmiş dönemlerde. Ama şu an onu yaşamak gerçekten istemiyorum. Wow. İyi. Çok güzel. Yani ben elektriği senin problem konuşmandan yok. Fazla hani çok güzel bir elektrik var orada. Ben evet. Söylemişsin de demek ki şüphe düşmüş içine. Düştü abi. Burçak orada seninle ilgileniyor ya. Muydu? Ne yapıyordu? Ben de çözemedim. Burçak senin Gürkan, gözlerindeki Gürkan o parlamayı demek ki görmüş ki. O ışıktan parlıyor. Ben fişini çektim. O ışıktan yani. Bilmiyorum. Hayır şöyle bir durum Işık. Var çünkü dün Dani gittikten sonra buraya Burçak geldi biliyorsun. Ve Burçak'ın yaklaşımı çok pozitifti bana karşı. Yani. Ne açıdan? Ne açıdan sence? Ya abi bu ekranda gördüğü küçücük bir şeyle bu kadar sinirlenmesi bence çok yanlış. Bir Burçak sen ne kadar bir kızsın ya. Sana ne oluyor? Sen ne demek? Sana ne sen oluyor? Ne demek sana ne oluyor sana ya? Ne oluyor? Sen ne kadar bir kızsın ya? Ne kadar arkadaşlar? Gürkan. Burçakçım. Ben de seni gerçekten böyle cici bir kız zannederdim. O video neydi öyle? Gürkan. Görebiliyorum gözlerini, görebiliyorum Gürkan. Hiç oldu mu, yakıştı mı sana? Olmadı. Ben bir şey demiyorum, demek istemiyorum da insanların kendi kararı tabii ki de. Hani hissettiğin önemli ama. Kimseyi hiçbir şey zorlayacak bir adam değil biliyorsunuz. Yani dün Mahir abim geldi resmen bombayı attı gitti. Hakikaten ya. Resmen bombayı attı gitti yani o bomba patlıyor şu anda. Tek tek tık 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 patlamaya başladı. İlk bomba Dani'nin gelmesi oldu. İkinci bomba Burçak'ın gelmesi oldu. Burçak geldiğinde burada bana yaşla alakalı bir problem olmayacağını. Ya birçok şeyi konuştuk biz burada. Ne? 12 saat doldu. Yaşla yani alakalı problem. Ben Dani buradayken miydi sizin bu konuşmanız? Gürkan. Aynı anda. Tabii. Oluyor ya. Ha evet siz buradaydınız. Yani biz buradaydık Dani ile konuşuyorduk. Ne konuşuyordunuz? Orada Burçak'la konuşuyordunuz. Yani benim Burçak'tan aldığım izlenim şu yöndeydi yani hani ikimize birden bu mi? İşe olumlu bakıyordu. Hani benim kuzenimin onun adını vermesi. Şimdi gördüğün ne peki? Sonra orada da seninle flörtleşiyor resmen yani. İşte ne yapacak? Ne olacak? Kurtlar Vadisi diyen sizsiniz. Tecrübeli olan da sizsiniz. Yani daha ne diyeyim? Ben gördüğümü söylüyorum. Siz de yaşadınız. Yani kimseye... Gürkan derken orada ne demek istediğini de anlamadım. Hani böyle gözüm... Anı yaşa. Şeye yaşa. Ne dedin Emre? Belki de... Yaşla ilgili bir problem hani yok benim şöyle... açımdan dediğinde sen ne dedin? Ben şöyle söyledim. Sen nasıl bakıyorsun? Biliyorsun zaten daha önce Ayça da benden büyüktü. Yani hani ben... Burçak burada
bu alanı duyduktan sonra sanıyorum çok kafasında bunu hani şey yapmış. Olumlu yönde bakmış. Tamam mı? Olumlu yönde bakarak pozitifliğiyle gelmiş buraya. Aha. Karşıma oturdu. Bu durumları konuştuk. Ama ben tam anlamıyla yeterli bir açıklama yapmadan süre doldu zaten. Yani 12 saat bitti. Ama olabilirmiş gibi bir şey yani. Öyle ben olabilitesi olacak şekilde konuşmadım. Onda öyle bir yer izledim, gördüm. Daha çok zaten öyle bitmiş. Daha çok herkes konuştu zaten. Yani merak ettiği şeyler vardı. Neden benim adımı verdi? Neden böyle oldu? Neden şöyle oldu? Gibisinden konuştu. Yani beni şaşırtan şeyler şu anda bir anda ben dün burada hani kimse ben zaten hani ben ona dedim ki ben dedim bir toparlanma sürecindeyim. Benim güven kırıklıklarım var. Kimseye karşı dedim bu şekilde düşünecek bir durumda bir halde değilim şu anda. Bir de şu pozisyondayken yani. Aynen gelen öyle. Pozisyon da farklı bir pozisyon. Aynen öyle yani. Hani bu pozisyonların biliyor. İçerisinde ben olmak isteyen bir adam değilim yani. Anlatabiliyor muyum güzel kardeşim? Yani senin Danilo olan muhabbetine de gelip ortaya hop damdan düşer gibi ben de varım diyecek bir adam da değilim. Yalnız kimse kusura bakmasın yani. Ne kadar kıymetli bir ciğermişsin ki hepsi üşüştü başına. Ya yok abi. Sen de nereden gidiyorsun? Estağfurullah yani. Bekliyorlarmış yani. Aportta varmış. Yazıyor. Ezber hepsi aportaymış. Bekliyorlarmış ki o ciğerin böyle. Hiç öyle bir durum yok. Yani etrafında varmış bir tane kedi o ciğeri seven. Anladın mı? Böyle koruyormuş. Gidince hepsi üşüştü başına. Başka sözlerine falan böyle ciğer miğer kedi onlara. Aynen. En son kedi ciğer dedi. Adamın üstüne bir mahalle geliyorlardı. Zor sıyırdım. Bir mahalle geliyordu. Ben şaşırıyorum. Yani şaşırıyorum. Küçük tabaklarda alsanız elinize zamanında yeseniz. Zamanında sen de paylaşılamıyordun biliyorsun değil mi? Abi alakası yok. O sadece bir dönemdi. Tabak vereyim mi? Kimse ne yapacağını şaşırdı bak şimdi. Murat vardı. Bence getir yiyenlere. Murat'la Mehtap arasında işte başından beri zaten ufak tefek bir şeyler var. Duygu ile Murat vardı. Murat bir anda Duygu ile olan polimiyesinden dolayı Mehtap'ın tabak al kendine ya. Ona yönelmesine sebebiyet verdi. Duygu ile o zaman bir anda çıktı oradan, aa ben Tankut'a gidiyorum dedi. Çünkü bizim yaşlarımız yani gidip de Duygu Emre'ye gidiyorum diyemez. Nasıl yapsın bunu? Ondan sonra Mehtap sen mi öyle, hadi ben de Tankut. Ondan sonra Dani geldi, aa ben senin için geldim dedi. Pat girebilmek için amaçlı. Ne, kime gidecekti? Ben Eser için mi geldim ya diyecekti. Ben Erdem için mi geldim diyecekti. Ben Emre için mi geldim diyecekti. Ya dün annem bir video seyretmiş. Bak video buraya Dani'nin gelme sebebi nasıl oldu? Tankut. Siz niçin Dani'yi buraya getirdiniz? Ben senin için getirdim. Sen niçin Dani'yi buraya getirdin? Senin için aynı zamanda sen iki kişinin içerisini kapatmak için. Ben getirmedim. Ben aynı anda geldim. Sen? Ben de. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Tankut, dün annem benim bir video seyretmiş yani. Tamam mı? Videoda Melis, Cansel, Dani bahçede konuşuyorlar tamam mı? İşte Melis'le Cansel sürekli olarak şey diyor. İşte Dani'ye işte Emre diyor. Dani de şey diyor. Ben de aynı fikirde. Ya nasıl yiyorsun abi? Öyle bir şey yok. Buradan bir şeyler uçuyor ben anlatırken. Tankut'la aramdan bir şeyler uçuyor. Dani de şey diyor şimdi Emre diyor Ayça'dan ayrıldı. Hani şu an için böyle bir şey doğru olamaz falan tarzında bir şey söylüyor. Tamam sen seyrettin mi? Annemi izlettirdi bana evde. Gördüm ben de. Ondan sonra yani şunu anladım yani öyle bir hissiyat verdi ki bana demek istiyor ki hani Ayça olmasaydı ben zaten Emre'deydim. Nazik olalım dedik, kalbin kırılmasın dedik ama yeter kardeşim bir yere kadar yani. Sen bu tavırlarını sergilediğin sürece ne Burçak'ı elde edebilirsin ne de Dani'yi elde edebilirsin. Senin bu egoist tavırların yüzünden zaten insanlar senden kaçmaya başladı. Yeter bu kadar olmaz, birazcık artık o egolarını aşağı çekmelisin. İşin komiği. İki hafta önce ben aynı şekilde Cansel ve Melis'in Dani'ye zaten Tankut senden hoşlansaydı böyle olmazdı. Bir değişti, bir şey, gariplikler var. Şöyle oldu, böyle dediğini de duydum. Anlatabiliyor muyum? Ya burada etraftakilerde bir görüş, yönetiş durumu var ya da merkezden bir kumanda var. Sen bana bunları mı evvelden söyledin? Evvelden bir konuşulan bir durumlar var ve onun o konuşulanların burada yansıması var. Komik çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ve ben boşu boşuna Melis'e aslında bozuldum. Neyse, onunla da aramı düzelttim dün. Benim için çok güzel bir gündü dün. Gelinler evindeki bütün kırık kalpleri, dargınlıkların üstünden gelip barıştım herkesle. Barış yaptım. Tam 12 saat bitti, sizin kavganızı gördüm. İnanamadım yani. İnanılmaz bir gündü. Kusura bakma, yani içten tamam, geliyor. Tamam, seviniyorum. Ama sen kusura bakma yani. Kusura bakma ama çok mutluyum. Ama mutluyum, seviniyorum. Bana da bağır. Senin karşında Tankut falan ya yok kes! Ha. Akıllı ol. Yani ya sevinmiyorum ya. Yani, ya sevincim şundan dolayı yanılmamışım abi. Anlatabiliyor muyum?
yanılmamışım. Yani gözlemlerim doğruymuş. Evet. Baştan beri. O beni haz verdi içime. Dedim doğru seçimler yapmış. Benim tek problemim burada. Dinlememişim, iyi olmuş. Sadece duygularıma yenik düşmem. Dani ile dün kavga etmem. Tankut'un çok hoşuna gitmiş. Tankut'un bu tavrı hiç hoşuma gitmedi. Yani dostumuzu, düşmanımızı böylelikle görmüş oluyoruz. Yalnız aklıma takılan bir şey var. Hala Dani'yi kıskanıyor mu ya da hala gözü onda mı Tankut'un, bunu bilemiyorum. Bunu ondan öğreneceğim. Neyse olur, sen yeter ki sen...